Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Müşeveşiyet, aculiyet, hırs. Daha çok şimdi müşeveşiyeti okuyacağım. Müşeveşiyet. Ne demek müşeveşiyet? Hırkımlık mı? Karma karışık, düzensiz. Müşeveşiyet, karışıklık, dağınıklık manasınadır. Fikre ve dimağa bakıyor. Marifetullah delillerinde ihtiyaç buradan geliyor. Marifetullah delilleri zihni besliyor. Çünkü müşeveşiyetin 3 tane ayağı var. Birinci ayağı kişinin kendisi. İkinci ayağı karşıki tarafın net görülmesi, izah edilmesi ve ihata edilmesi lazım. Üçüncü ayağı kişiyle geleceğin yani karşı taraf arasındaki bağ vesile olanların sihatsızlığı. Mesela bir tane de söyleyeyim. Müşeveşiyet, karışıklık, dağınıklık, düzensizlik geliyor. Bu ne demektir? Üç ayağı var. Niye olur insan düzensiz? Yani niye müşeveş, niye karışık olur? Niye olayı çözemez? Bunun üç ayağı var. Üçü de sihatlı olması lazım. Bir ben, bir de o mevzu olan şey, gelecektir o. Yani olayın şeyi. İkisi arasındaki bağı kuran vesile. Üçüncü ayağı. Birincisi ben. İkincisi karşıki taraf. Üçüncüsü bunun şeyi. Arasındaki bağı kuran. Nedir o? Doğru yerde, doğru insanlarla doğru şey yapmak. Yani yaşı önem, yaş etkiler bu. Yaş yani zaman. Tam, libas, kültür, eğitim, örf, anane, cehalet veya ilim bunu etkileyen sebeplerdendir. Peki bu nasıl kaldırılır? Derdi herkes imal ediyor da çare ne? İnsan kıymetini anlamakla. Birincisi bu. İnsan kendi kıymetini anlamak, anlaması lazım. İki, vahiye dayanması lazım. Onur ve meyve ile. Müşeveşiyetten kurtuluyor. 581 sözlerde. Anlıyor musunuz? Evet. Abdullah? Neymiş birincisi? İnsan kendisini anlaması lazım. Kendisine değer vermesi lazım. Kendisine katkı yapması lazım. Kendisine yatırım yapması lazım. Birincisi bu. İkincisi, o nur ve meyve ile bakması lazım. Yani vahiy dayanması lazım ki müşeveşiyetten kurtulsun. Müşeveşiyet, mesela geçmiş değil, gelecektir yönü. Geleceği yorumlayamamak. Biliyorsunuz ki korku gelecektir. Teellüm, elem geçmiştir. Keşke ya. Keh. Nereden yaptım, nereden dedim. Elem ve teellüm yani sıkıntı geçmiştir. Geçmişten kaynaklanıyor. Geçmişi kötü olanlar sıkıntıdan kurtulamaz. Ya da geçmişten bağını koparamayanlar. Bağım işte onda zaten kopmuyor hiç kimsenin. Zaten bu. Ama geçmişi... tövbe yapsa bile vicdanı uyanık olan vicdanı rahatsız olur vesaire. Yani ama geçmişi gayet iyi geçmiş insanın geleceğe gayet şey bakar yani ümitli bakar. Çünkü insanı ayakta tutan ümittir. İnsanı çökerten yeistir. Eğer geçmişi sen tövbeyle veya geçmişi intikam almak için şu anı doğru yaşamasan eğer geçmişe takılırsan en son senin kuyun yeistir.
Şeytanın en büyük tuzağı kişiyi yeyse atmaktır. Yani geçmişin derelerine sokmaktır. Geçmişi düzeltmenin yolu vahlanmak değil. Eyvah vesaire değil. Tövbe edip önüne bakacaksın. Allah'tan ümidini kesmeyeceksin. İnsan olduğunu unutmayacaksın. İnsandım. E nasıl yaptım? Şimdiki kültürüm yoktu. Şu andaki becerim yoktu. Şu anda bilgim yoktu. Ne bileyim, ortam öyle bir oldu ki kaos, öyle bir sistem gelişti ki kendim de şaşırdım. Yani ne bileyim, bunlar hep teselli şeyler. Ama bu günah meşru kılmaz. Ama tövbe kapısı açık, bitmemiş. Dünya kapanmamış. İki, yani çaresine. Mektubat 403'te diyor ki, Ramazan'da nefis tatil eşgal etmese, mide fabrikasının hademeleri sair cihazatı insani müşeveş ediyor. Demek ki Ramazan Risalesi, yani müşeveşiyetten kurtulmamıza vesile oluyor. Yani müşeveşiyete sebebiyet veren mide ve uşkurluktur. Bunu da en güzel darbe vuran, firavunluk cephesine darbe vuran Ramazan orucudur. Oruç acayip bitiriyor yani. Oruç gibi müessir bir şey pek zor. Başka şualar 650. Şuursuz olmak müşeveşiyet veriyor. Şuursuz olmak. Yani şuur neydi? Şuur hatırlar mısınız? Şuur neydi? Haritada abi hepsinin bir bütünlüğü değil mi? Ha, bütünlük de. Yani dimağın bütünlüğü şuurdur. Şuur altısı neydi? Dima ve vicdan bütünlüğü. Bütünlüğü şuur altı. Şimdi şuursuz olmak, şuursuz olmak demek, gerçi şuur dimada taakkulun bir sıfatı gözüküyor ama bütünü etkileyen bir özellik. Barla Layıkası 239, sünnet-i seniye uymamak müşeveşiyet ediyor. Sünnet-i seniye uymamak, peki uyarsan müşeveşiyetten çıkıyorsun. Boşluklara o zaman giriyor. Boşluk, evet, yani. Boşluk. Müşeveşiyet boşluk yani, boşluğun adı. Yani dolayısıyla dağınıklık, karışıklık, çözümsüzlük sürecine itmek. Çözümsüzlüğe itiliyor insan. Kastamonu Layıkası 215. Hakiki vazife haricinde dünyadaki istikbaliyata bakmak insana müşeveşiyet veriyor. Senin vazifen mi siyasi şeylere bakmak? Siyasetçi misin? Yok. Komutan mısın? Yok. Cumhurbaşkanı, başbakan mısın? Yok. Senin bilmen olayı değiştirir mi? Yok. Niye meşgul oluyorsun? Vazifen mi? Vazife ad etmek. Yani vazifen olmadığı halde vazifeymiş gibi lüzumsuz şeylere karışmak, müşeveşiyet, çözümsüzlüğe itiyor seni. Peki, onu biliyorsunuz. Haber hastalarının olmalarının sebebi %100, 99'u değil. Haber hastalarının %100'ü sıkıntıdan kurtulmak için. İkide bir, her saat başı dinlemek sıkıntıyı bastırmak için. Niye? Böyle unuttuğu için. Allah'ın bir cezasıdır. Kendisiyle meşgul olmayıp, Kur'an'la meşgul olmayıp, tefekkürle, zikirle, evratla, Kur'an'la, hizmetle meşgul olmayanlara Allah'ın verdiği bir cezadır. Çünkü Kur'an okusa, camiye koşsa, dershaneye gitse, hizmet etse, bir şey yapsa, okusa, çizse, zaman bulabilir mi? Bulamaz. Gafletin diyor, en geniş dairesi siyasi dairedir diyor ustad. Demek ki müşeveşiyet şeye itiliyor. Siyasi meseleler insanı müşeveşiyete itiyor. Muhakimat 93. Müşeveş olmamak için ne yapmamız lazım? Müşeveş olmamak için orada diyor ki toplanmış. Tecavup, teavun ve istimdat lazımdır. Üç tane şey lazım. Bir, tecavup. Ne demek tecavup? Evet. Tecavup
Teavun, istimdat. Üç tane şey lazım. Bak, tecavüp, teavun, istimdat. Muhakeme 93'te söylüyor. Müşeveşiyetliği kaldı. Çünkü kendi başına insan müşeveşiyetlikten kurtulamaz, çıkamaz. Barla 251'de inşallah niyeti haliseniz benim müşeveş niyetimi de tahsiye edecektir. Niyeti halisa insanın iç dinamiklerini dengeye getiren çok ciddi bir enerjidir. Niyet müceredat-ı sırfa değil, yani varlığın dışında bir şey değil. Niyet insandaki ruhtaki potansiyel güçleri, enerji paketlerini aktif ediyor. Niyet acayip bir şey. Niyet kendisi güç değil, güçleri aktif edendir. Yönlendirendir. Yani bil kuvve şeyleri bil fiile dönüştürme o aktif ediyor. Dolayısıyla niyeti halisa müşeveşiyetten kurtulmaya bir sebeptir. O yüzden aslında bir eşyanın mahiyetini değiştirir diye. Evet, eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Yani bizde bulunan bu ruhtaki halet sirayetle karşıyı değiştiriyor. Eşyaya nüfus ediyor insan. Mesela nasıl? Elimi sürsem koku var ve bedensel itibariyle iz var. Ehli geliyor, polis parmak izinden buluyor. Niye? Çünkü sen sirayet ettin. Peki bedenen sirayet ettin de hissen, fikren sirayet etmez misin? Otomatik olarak ediyorsun. Otomatik olarak. İlim gibi oldu abi. İlim içinde daha önceki derste demiştik. İlmin kendisi perdeden demiştik. Evet evet. İlim kendisi fail. Evet evet. Evet niyet fail. Şimdi ona benziyor. Ya niyet biraz daha arkada yani. Evet. Niyet mesela vücudu haricisi var, realitesi var. Vücudu haricisi var, realitesi var. Ne demek o? İlim faildir yani. İlim onu tard eder diyor. İlim ile onu tard edersin demiyor. İlim ile onu tard edersin demiyor. İlim onu tard ediyor. İlim faildir. Anlıyor musunuz? Bak, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Yani ilim faildir. O zaman ne demektir? İlim böyle bir kitap falan değil yani, böyle bir şey değil. İlim ruhtaki bir çıkmış, ortaya çıkmış, realitesi var, enerjidir, mahluktur. İman ilimdir aynı zamanda. Ama iman mahluktur, artık gerisini düşün. Ruh mahluktur, ilim nasıl mahluk olmaz? Canlı ve ruhludur ilim. Kendisi vücud haricisi var, realitesi var. Ruh mahluktur. Mahluk olmayan bir şey varsa bizde en nedir? Başka bir şey yok. Her şey bunun dışında hepsi mahluktur. Mahluk demek kudret bir şeye taluk ederse vücud ilimden vücud hariciye çıkıyor. Yani mesela mimarın kafasındaki proje vücud ilmi denilir. Kudret taluk ederse vücut harici olur. Yani kudret taluk ettiği her şey mahluktur. Kudret taluk etmediği her şey ilmi vücuttur. Bu ise mahluktur. Yani ilim mahluktur, ruhludur, canlıdır, şuurludur. Yani aldığımız her şey içeride aktiftir. İlimi alıyorsun, ilim aktiftir. Televizyon seyrediyorsun, aktiftir. İçeriği aktif ediyor. Orada yok olmuyor, öyle bir şey yok. Zannediyorsun ki geçici olarak böyle seyrettim, ondan sonra yok oldu. Deletelendi. Böyle bir şey yok. İnsanın sanatında da bile yok ya. Flaş belleğinde sil, sen görmüyorsun. Doldur sil, doldur sil, o orada var. Yok olmaz bir şey. Kanun ilahi. Var yok olmaz. Yok da var olmaz. Allah ilmi vücuttan, yokluktan değil, ilmi vücuttan yaratıyor. Allah'ın kendi ilminden yaratıyor. Ama vücut haricisi yoktur. Çekirdek gibi kanuniyeti mi? Evet, evet. Evet, evet. Hani çekirdekteki kanuniyet ilim değil.
İlmi vücuttur o. İlim ise gelmiş böyle. Yani böyle külliyatı böyle enfusi cihetiyle mülk, melekut, zahir ve batın dört yönüyle fark edersen bunlar gözükür. Yoksa gözükmez. Mesela zahirine bakarsan, batınını merak etmezsen göremez. Mesela diyelim enaniyet. Zahirdir ve mülktür. Yani bir alettir. Alettir diyor. Mahluktur. Enaniyet var ya. Ama batınısı enedir. Mahluk değilmiş yani mesela. Ben olan bendir. Enaniyet var ya, ruznamedir, takvimdir. Mesela ben evi bu evi tanzim ettim. Bu binayı yaptım. Nasıl ki bu kainatı da o yapmıştır. Vahid-i kıyası bir alettir. Alet inkişaftır diyor. Emri itibari. Bu itibari bir emirdir. Ama vücud hariciye doğru gelmiş. Bu mülk tarafı. Bunun melekütü var. Her mülkün melekütü var. Ama her melekütün mülkü yoktur. Yani her lef-i mahfuzdaki vücuda gelmiyor. Ama her vücuda gelen lef-i mahfuzda vardır. Müşeveşiyet giderse, Allah Allah bu çok acayip, ferdiyetin cilve-i azamını gösteriyor. İnsan lemalar 436. Yani insan ferdiyetin cilvesine mazhar. İsmi fert. Yani müstakili bir zat olmak. Yani zati sıfatlar nelerdi? Sayın bakalım hocam. Vücut. Vücut. Kıdem. Kıdem. Beka. Beka. Vahdaniyet. Muhalefetün bil havadis. Ne demek? Yaratılmış olana benzememesi. Hiç kimseye benzemek. Kendisine has bir şey. Neyse kendisi bir şey. Cilve-i ferdet böyle bir şey işte sana. O zattan gelen cilve sana. Seni de böyle yapmış. Kıyam bir nefsi var abi. Evet. O başka. Kıyasın. Ben bu anladım. Buna varmak için şey yaptım. Muhalefetün lil havadis. Lil havadis. Ne demek? Bir daha söyle. Benzememesi. İnsan hiçbir şeye benzemiyor. Allah'ın böyle zatı bir sıfatı var. Bunun cilvesi bizde ferdiyet. Yani o zaman hiçbir şey sende gözükmeyecek mi? Bütün isimler insanda yok mu? Peki yanlış anlaşılır. Dur ağzını tut. Muhittin abi dediğim abi. Yok. Seçeyim. Bütün isimleri azami derecede bil kuvve değil miyiz? Döneyim, alttan alayım da cümleyi söylemeyeceğim. Alttan şey yapayım. Peki cennette biz bir şey istediğimiz zaman olur mu? Olur. He? Olur. İstemediğimiz? Olmaz. Olmaz da istemiyorum. Peki cennette bir anda her yerde olmak istesem olamaz mı? He? Bir anda her yerde farklı farklı iş yapmayacak mıyım ben cennette? Orada hürülerle beraberken burada elma yiyeceğim, burada incir yiyeceğim bir şey değil mi? Aynı anda farklı iş yapmayacak mıyım? Bu sıfatları biz bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın esmasına inanıyoruz. Yani bu esmadır, esma, perdesiz tecelli. Biz mazar olacağız. Bak mazar olacağız. Bu esmanın bu dünyadaki icraatından Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz. Ama bu esmaya sen mazar olacaksın. Rahman ismine mazhar olmayacak mısın? Rahim olmayacak mısın? Azami derecede rahime mazhar olacaksın. Kerime olacaksın. Allah da bir isim. Yani bir anda her yerde çok iş yapıyorsun. Hiçbir bir işi mani değil. Ama şunu tavsiye etmen lazım. İsimler Allah'ın değildir. İsimler Allah değil aşağı. İsimler Allah değil, isimler Allah'ındır. Mesela şu. Lehül esmaül husna, bütün güzel isimler onundur. Ne demektir? Masadaki her şey Hasan'ındır ama kalem Hasan değildir. Masadakiler Hasan'ındır, masa Hasan değil. Öyle değil mi? Güzel isimler Allah'ındır, isim Allah değildir. Hangi Allah? Vacibül vücuda anlatıyorum vacip. Manyet-i zatiye. Soğan kabuğu gibi. Çık dışarıya. Şunat-ı zatiye. Çık dışarıya. Sıfat. Çık dışarıya. Esma. Esma sıfatın dışa vuruşu.
Şimdi sen Esma'ya sıfat diyebilir misin? Sıfata şunat diyebilir misin? Şunat-ı zatiye, mahiyet-i zatiye diyebilir misin? İşte bizim ne konuştuğumuz, ne kadar konuşacağımız, cennette her şeyde Esma'dayız daha. Ao bizim korkmayın yani Allah ismine azam mazhar olmak, Rahman ismine mazhar olmak Esma'dır. Mahiyeti zati hakkında bir şey bilmiyoruz, bilmeyeceğiz de. Öyle bir şey yok zaten. Onu bilmiyoruz. Muhalefetun lillah vadis, kıyam-ı bir nefsi, kıdem, beka, vahdaniyet. Hepsi subuti sıfatta, zati sıfatta. Burada. Mahiyeti zatiye, çık dışarıya. Şunat-ı zatiye, çık dışarıya. Sıfat ikiye ayrılır. Zat-ı sıfat, subuti sıfat. Sen basar kelam-ı ilim, irade, kudret, subuti sıfat. Zat-ı sıfat, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun havadis, vücut, beka, zat-ı sıfat. Zat-ı sıfatı sen mazhar olmayacak mısın? Olmuyor musun? Ha, peki çık dışarıya, esma. Esma, ya mazhar olmak, mahiyeti zatiye mazhar olmak değildir. Mahiyeti zatiye ayrı bir şeydir. Rahman'a mazhar oluyorsun, Rahim'e mazhar oluyorsun da Allah ismine de mazhar olacaksın. İsmi azamdır Allah. Ne oluyorsun peki? Azami derecede o isme mazhar oldun mu? Bir anda cennette her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Binlerce iş yapacaksın, bir işine mani olmayacak. Böyle olacaksın cennette. Cennette böyle olacak ey liman. Mazariyetten dolayı sahiplikli değil. Buna mazhar olacaksın. Ayna olacaksın. Rahman ismine ayna olacaksın. Rahim'e ayna olacaksın. Allah ismine ayna olacaksın. Ferdiyet'e ayna olacaksın. Zati isim çünkü. Çünkü cennet ondan zaten ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer otur etmiş. Edemeyecek yani. Niye? Bir anda her yerde bilmem ne. Rahman'a mazhar olduk. Biraz anladık. Böyle işimize geldi. İşte huri var bilmem ne var. Rahim'i anladık. Allah ismine mazhar olduk. Ne olacak? Yani bir anda her yolda olacaksın. Tabii ki logatını söylüyorum kafana yatıyor. Allah ismine mazhar olunca diyeceksin haşa tanrılaşacak mısın? Hayır haşa. Mazhar olacaksın. Yani aynada gözüken güneşle semadaki güneş aynı değil ki. Ondan sonra ruh aynasında mazhariyet var. Cilve, cemal ve nakış ve sanat olarak gözüküyor. Ondan cennetlik olduğumuz için mi mazhar? Ondan tabii. O camiyete sahip olduğundan. Anladım. Burada ona kısmen mazhar oluyor. 40 yerde Geylan iftar açmış. Evet. Bursa'da işte Ulu Cami'den 4 kapıdan çıkmış adam. Onlar için 40 bizim için 2 kapı kapıdır. Onlar için 40 tane de bir tanedir. 40 yerde hepsi farklıdır. Hepsiyle ayrı yemek yemiş. Ya Geylan bu akşam iftar bir değildi ya. Nasıl olur ya bizdeydi ya. Ne yediniz? Onlar da ayrı sohbet etti. Ayrı şey yedi. Adam pişmiş tava diyor ki kalk yukarıya diyor ya. Kalk yukarı kemikler diyor. Ne demek bu? Kimin icraatı bu? Allah'ın ismini azamı derecede mazhar olduğu için Allah adına hükmediyor. Halife kalk diyor bunu diyen Allah ama o ağzı kullanıyor. Anlıyor musunuz? Mükafat oluyor. Ben onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, eli falan demiyor mu? O kadar fena ne demek fena fillah olunca Bekabillah oldu. Bekabillah demek beşerin zemininde Allah'ın icraatı. Allah icraat yapıyor ama beşer aynasında. Bekabillah bu. Allah seninle bakıyor, seninle yapıyor. Seninle kaldırıyor. Kaldıran Allah'tır. Ölü dirilten Allah'tır. Ölü tavuğu dirilten Allah'tır. Ama bu söylüyor. Söylettiriliyor. Söyle ben yapacağım diyor. Ha evet. Sen attın diyor var ya ramete izramete ve lakinallahu rama. Taşları sen attın diyor tamam mı? Sen attın gibi ama sen attın ben attım diyor peygamberimiz Allah. Mirat Muhammed'den Allah görünür daha iyi. Aynı işte aynedir bu aleme her şey hak ile kayın. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Mirat-ı Muhammed'den. Mirat'tan Mirat-ı Muhammed'den Allah gözüküyor. Haşa. Ayna demiyor. Peki orada Allah gözüküyor diye, Allah gözüküyor diye haşa şey midir yani, Tanrı mıdır? Allah gözüküyor kardeşim. Ama böyle korkuyoruz böyle. Tabii ki korkacağız ama böyle tefekkürümüzde bu şeyi çözüyor. Sen bizim bildiğimiz Allah o Allah değil yani. Ben bahsettiğim Allah bu Allah değil. Ya Cemil ya Allah, Garibi ya Allah isim ya.
Allah Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Kadir, Sani, Hakim bir sürü. Bunlar esmada. Bunların kaynağı kim? Bu esmanın kaynağı sıfat. Sıfatın kaynağı şunat. Şunatın kaynağı mahiyet-i zatiye. Mahiyet-i zatiye hakkında o işte bir şey işte bizi korkutan, ürküten ya ne demek ya falan bu olamam. Bu ne cilvesi var, ne cemali var, ne tecellisi var. Ne olmuş o olacak, ne de olacak. Ne oldu, ne olacak? Hiçbir şey yok. Bilinmiyor. Meçhulu mutlak. Gaybul gayb. O olmaz bir şey. Yani bütün usuflar, bütün Kur'an-ı Kerim, bütün kitaplar şu esmadan bahsediyor. Sıfattan işte. Esma sıfat. Çünkü kelam sıfatından gelmiş Kur'an. Yani ne giderseniz gidelim Kur'an dışına çıkamazsın. Sıfatı sıfata geleceksin. İlim. Onun dışına nereden çekirdek? Meyve bak. Geri getir. Meyve. Tomurcuk. Geri gel. Dal. Geri gel. Gövde. Geri gel. Kök. Geri gel. Çekirdek. Daha gerisi var mı Osman? Yok daha nereye gideceksin? Kur'an-ı Kerim. Geri gel alemler. Geri gel gel Nur-u Muhammed'i. Geri gel esma. Geri gel sıfat. Nereye kadar geldi? İlim. Bitti. Subut-i sıfatta durdu. Daha geri gidemez ki. Bitti. Yani biz Kur'an'la terak edip ancak o dairelere girebiliriz. O kadar. Oraya da ölüm ve helakettir diyor. 642 Mesnevi Nuriye. Düşünmeyin diyorlar. Nasıl düşünmeyeceksin? O ki böyle akıllı düşün yani. Ha zatı şu var ya şu ma. Olmaz. O çünkü niye olmaz? Hiçbir alameti yok ki. Ne? Düşün hadi ben sana söz müsaade ettim. Düşün. Neyi düşüneceksin? Yok ki. Mahiyet-i zatiyenin ne işareti var, ne alameti var, ne tereşuatı var, ne cilvesi var, ne cemali var, ne sanatı var. Hiçbir şey yok. Hiç ya. Onun için Umar Bilgay, alemi şuhut derecesinden... Ha Allah razı olsun. Harika bir şey koydum. Şu işte imani bil gayb'tir. Evet. Bu. Şu ise imani bil şuhuttur. Tamam mı? İlim yani imani bil gayb. Bak imani bil şuhuttan üstündür. Yani imani bil gayb yani gayba iman budur. Şuhudi şeyler buradadır. Onun için gayb esmalar buradadır. Onun için imani bil gayb kadar yüksek bir makam yoktur. Burayı iman ediyoruz. Bitti. İmani bil gayb, imani bil şuhuttan üstündür. İşte güzel oldu şimdi. Ruhun nefsi üstünlüğü gibi abi. He? Ruhun nefsi üstünlüğü gibi yani. Öyle evet. Evet evet. Ruhun bedene üstünlüğü gibi. Yani bak bir daha söylüyorum. Burası imani bir şuhut. İmani ilim. İlim, şuhut, cilve, cemal. Elimi böyle yapıyorum. Esma yani. Ben zihnimde buraya esma koyduğum için siz tabii ne yapıyor böyle. Burası esma alemi. Cilve, cemal, nakış, sanat. Tamam mı? Burada fena filla, beka billa, hepsi burada. Şimdi imani bir şuhut. Görmek. Allah'ı görmek. Buradaki Allah. Esmadaki Allah. Ha bu düşüktür. İmani bil gayb olan şurası buraya göre çok düşüktür. Onun için imani bil gayb çok üstündür. Kıyas edilir. Abi o zaman aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Nasıl? Sen bu ne biçim laf yani? Bu nasıl derbediyor zaman? Aradığımıza. Çünkü perde... Ya kardeşim bizim cehaletimizden Allah'ı uzaklaştırdınız kendimizden. Allah'a ulaşılmaz, varılmaz. Allah dedi kendine bunu niye kastediyorsun? Allah bu esmadaki Allah. Bunda zaten dibi yok bunun. Allah ile dost olacağız. Tanımadığın, ulaşılamayanlar nasıl dost olacaksın? Dost istersen Allah yeter diyor. Abi gaybi. Gaybi budur ya. Sana bir sorun vardı abi. Allah razı olsun güzel izlediyorsunuz da. Şimdi cennette Allah'ın o ismi celal şeyini de masal olacağız ya abi. Allah gibi Ayşe mesela demin izlediniz. Öyle değil. Derecede nasıl olacak abi sana abi? Bak şimdi. Buradaki mesela ami bir adamla böyle bir takvari bir insanın durumu nasıl olacak? Tabii. Orada esma, cennetteki esma perdesiz esmadır. Nihayetsiz her mertebesi yaşanıyor. Cennet bir isim ama içi 8 tabakadır. Yani her ismin nihayetsiz mertebeleri var. Her tabakada farklı mertebede olacak. İnkişafın nispetinde olacak. Ve diğerlerinin dünyasından haberin olmayacak senin. Şu anda benim iç alemimde senin ne haberin var ki? Konuşmasan hiçbir şey bilmeyecektin beni. Herkesin ismi
istidadına göre bir saadeti vardır. Evet, istidadına nispeten saadet ebediyesi vardır diyor. Ama benim dünya, şu anda benim alemimde gözüm kapattım, zevk alıyorsam, sen bu zevkte haberin yok ki sen kıskanasın. Ben yaşıyorum. Sen yaşıyorsun, ben nerede bileceğim? Cennette de böyle. Zemin aynı değil mi abi? Yani fark etmiyor. Cennette de zemin aynı böyle olsa farklı şeyler. Ayrıca ya, tabii. Ama aynı perdesiz esma. Mesela diyelim ki cennette içerisi de iki tane ana yapı var. Bir umumi cennetler. Bir de hususi cennet var. Bu anlattıklarımız hususi cennet. Umumi cennette hepimiz oturacağız. Ana, baba, kucağına verilecek çocuk. Çocuk vefat etmiş küçük de. Oo teyze falan. O halim falan. Cennette keyif yeri ya. Bu ortam, arkadaşlık, dostluk ortam orada da olacak. Ala sorunu mutekabilim. Beraber oturacağız. Yuvarlak masa. Köşeli masa yok orada. Nasıl bir masaysa. Dünyada köşeli bir şey yok yani. Hiçbir meyve gösteremezsin. Hiçbir ağaç gösteremezsin. Böyle göremezsiniz. Kur'an'ın hiçbir harfinde köşeli harf yoktur. Hep esnektir, estetiktir ve elipstir, kavistir. Hiçbir tane göremezsiniz. Yok. Yok hiçbir yeri göremezsiniz. Ben çok baktım bulamadım. Kur'an harflerinde de yoktur. Sat mesela. Otlu'yu mesela. Kesinlik. Ama lam. Türkçe'de lam. Türk. Bak köşeli. T. T'ye dikkat edin. Küçük T. Haç'tır. Haç. Haç yapmışlar ya. İsa Aleyhisselam gerildi haç. T. Küçük T. Toplama. Toplama. Çıkartma. Çarpma. Çarpma. Haçın hafif çevrilmişi. Toplama. Hristiyanlıkla topla. Bunlar yani toplanacaksın. Neyle toplayacaksın? Bizim sivgi olmadan bir şey toplanmaz. Onun için haç koymuş. Toplama harfi haçtır. Hani her şey bilerek seçilerek yapılmış. Bir saf varsa o da Müslümandır. Saf. Niçin? Öyle istediği için saf kalmıştır. Yani toplama işaretinin haç olduğunu. Bak çıkartma. Çıkartmayı niye eksi yapmış? Niye Hristiyanlığa toplayacaksın, gireceksin, toplama. Çıkartma olur mu? Çıkartmaya haç simgesi konmaz. Üzerine çizdiklerini böyle yapacaksın mesela. Neyse. Nereden buluyorsunuz? Söylemiyorum. Adamlar, ben çıkartmıyorum. Adamların yaptıklarını ifade edildi. Lisana dönüştürüyorum, tercümanlık yapıyorum. Bak şimdi, evet. Mesela askeriyede var ya. Sol, sağ, sol. Sol, asker yürütüyoruz. Ha tesadüf değil mi? Sol, zihne geliyor. Peki kiliseye kimse gitmedi aldı Almanya'da 15 dakikada bir vuran şehirler var. En geç yarım saatte bir vurur. Tam, tam. Artık Almanya'dan gelenler, ben de dahil. Beynimiz çan sesi istiyor. Vura 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 alışmış. Mesela gidin dağa, yazdığınıza gidin. Ses yok, çıt yok. Başınız ağrır. Gürültü ister kafa. Alışmış. Hani çan sesi duya duya çansız yapamaz adam. Ezanda da öyle. Ezan duya 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 ezansız olmuyor yani. İşte her şeyi seçerek yapmışlar adamı. Kimse gitmedi aldı niye vuruyor? 5 defa ezan. Adam 10 dakika 15 dakikada çan vuruyor. En geçi söylüyorum en geç. Dindar olmayan şehir Almanya'da yarım saatte bir vuruyor. Ne olur? Dam. Tam yapmıyor ha. Dam. O şey var ya. Eğer elektronik olsa şey olur. Keser. Dam. Hunne yapmaz yani. Dam. Dam. Yankı yapıyor. Yankı yapıyor. Hunne yapıyor. Mesela gömlek çevir. He? Soldaki gömlek çevir. He cici bunlar. Evet. Yani kalbin üzerine adam. Yani tesadüf yani. Böyle bir şey olur. Adam her şeyi bilerek yapıyorlar. Psikolojiyi bildikleri için aslında abi o noktada... Tabii. Mesela tabutumuzu da o kadar sağlam yapıyorlar ki. İşleri abi... Abi işleri çok sağlam. Doğru. Tabutumuzu da sağlam yapıyorlar adamlar. Dünya peres oldukları için onların tanrıları dünyadır, paradır. Dünya olduğu için tanrıya tapar gibi. Senin için Allah neyse dünya onlar için öyledir. Onun için o kadar ciddi almışlar.
Muhakemat 95'te sonra ilel müteselsildeki terettübü atlamakla müşeveş eden acule çıkar himmetin ayağını kaldırır. Zindan atalete düştüğümüzün sebeplerini sayarken söylüyor. Munazarat. Muhakemat ter söyledim. Munazarat 95'te. Yani müşeveşete niye düşüyoruz? Zindan atalete niye düşüyoruz? Sebeplere riayet etmediğimizden. Müşeveşeti okuyoruz ya dersimizin konusu. Müşeveşiyet. Yani müşeveşeti niye şey yapıyoruz? Sebeplere riayet etmemekten kaynaklanıyor. Bu manada. Başka? Mektubat 272. Hırs sebebiyle teni ile hareket etmediği için tertipli eşyadaki manevi basamakları murat etmez. Ya atlar ya düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır. Maksada çıkamaz. Başka? İşaret-i Caz 85. Zaten heyet içtimaiyenin kemaline ve terakkisine ilk ve en birinci basamak uhuvvet ve muhabbettir. Demek ki keşmekeşlikten bizi kurtaran bir uhuvvet ve muhabbet. Onu okuyorum. Onu okudum. Mektubat 280'de sabırsız adam teniyle hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır maksuda çıkamaz. Müşeveşiyet. Aculiyete de bakmaz mı? Aculiyet müşeveşiyet işte. Burada geçen her şey. Mesela sabırsız adam teniyle hareket etmediği için işte aculiyet. Başka hem dalaletin yolunda sabıkan beyan edildiği gibi esferi safiline insanı öyle bir sukut ettiriyor ki hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları ve o derin zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyat-ı beşeriye, hiçbir kemalat-ı fenniye insanı çıkaramadığı halde Kur'an-ı Hakim, iman ve amel-i salih ile insanı müşeveşiyetten kurtaran, yani insan mesela gündelik hayatta daldık gidiyoruz. Ne zamana hakimiz, ne mekana hakimiz. Bizi zamana ve mekana hakim kılan o seyirden, o seyir akıcılıkta, nehirde akandan namazda çıkıyorsun oradan. Namazdan seni çıkarıyor. Zamandan ve mekandan seni çıkartarak zaman ve mekana hükmetme hakimiyetini sana veriyor, fırsatını veriyor. Yoksa namazı olmayan insan hiçbir şey anlamaz. Vay be, koca bir gün gitti, hiçbir şey anlamadık. Çünkü öğlen olduğunu nasıl bilecek? Acıktığı zaman. Öğleyin olduğu, ikindi olduğu falan. Ancak insan namaz kılınca, en avami ifadeyle anlattım. Yani namaz bizi mekandan ve zamandan çıkarıp zamana ve mekana hükmetme kabiliyetimizi geliştiriyor. Yani Allah Allah diyor, Allah'a ekber. He ya subhanallah, tesbih yapıyoruz, tamam mı? İkindiymiş ya, vay be, bayağı zamanda geçmiş. Subhanallah, daha şey bakıyoruz. Atölyedeyken ne semaya bakarsın ne şeye. Hiçbir şeye bakmazdın. Dolayısıyla bizi müşeveşitlerine orada gömülüden çıkartan ameldir. Miraca çıktığı için zaman aşağıda kalıyor. Aşağıda kalıyor. Yani müşeveşiyet çözümsüzlük ortamı. Onun dışına çıkman lazım ki çözümü yapasın. Dağda olan adam dağı göremez ki. Dağın dışına çıkman lazım. Fitne içinde diyor değil mi abi? Sen evet. Fitnenin içindeyken fitneyi düzeltemez mi? Düzeltemezsiniz. Kesinlikle. Fitnenin içindeyken fitneyi düzeltemezsiniz. Fitnenin dışında olman lazım. Onun için fitne varsa girmeyin diyor. Girme oraya diyor. Fitneye girme. Fitneye girme. Çünkü düzeltemez seni de boğar. Hakim olmak istiyorsan bir şeye, güce dışında ol. Karıştın mı işin biter. Haklı dahi olsan, güçlü dahi olsan, mesela Orta Doğu, Orta Doğu adresi. Savaşı kazansan da kaybettin girersen. Üstad bunu bir düstur yapmış abi. Mesela imaniyede münakaşa tarzında olduğunu bahsedilmez diyor. Oradan da çıkmak gerekiyor. Aynen öyle. Mesela aynen, aynen öyle. Allah razı olsun. Aferin. Yani münakaşa suretinde, münakaşa suretinde bahsetse o ne oldu? İçine girdin. Mesela adam inatlaşıyor. Ben rastladım. Çok rastlıyorum da işim. Mesela ya abi diyor ya bilmediğin işe karışmasan iyi olur falan. Dedim hangisi bilmediğim işin dedi. Böyle külan belli bir tarzda yani. O kadar etkilemiş ki burada da söylüyorum. Ya dedi kredi kartına sıfır diyor şey diyor ne diyorlar? Faiz. Faiz.
Öyle diyor, sıfırdır diyor, sen 2,5 dedin falan. Mecbur o dersi yapmak zorunda. Ne yaptım biliyor musun? Böyle baktım, dokundu bana ama Allah Allah. Yani bulaşmış, batmış, battığını da farkında değil. Miskamber gibi sürüyor biliyor musun? Duymak istemiyor. Faiz verdiğini duymak istemiyor, azap çekiyor. Onu duymamak için doğrunun susmasını istiyor. Bu da hakperest duruyor. Sonra anlattım işte. Yüzde kredi kartınızda %0 faiz aldatmacasını anlattım ders yaptım. Kazak mı sen de? Ha, ne yaptın kazak mı? Ha, o zaman ne yapacaksın? Onun dışına çıkman lazım ki onu değiştiresin. Nasıl yaptım? Mesail imani, münakaşa suretini onu anlattım. Baktım münakaşa zemin olacak. Doğru söylüyorsun der gibi içimi. Hiç hesapmadım. Cevabı ahmak ile sükut. Ahmak en güzel verecek cevap sükuttur. Ahmak. Bilmez, bilmediğinde bilmez. Külhan Beyli tarzında. Haberi de yok ha. Belki de benim şu konuşmam da öyle gözüküyor. Onu da bilmiyorum ya. Yani Külhan Beyli tarzında bir davranış veya görüntü var. Ben de bilmiyorum onu. Çok kendimi sorguluyorum biliyor musun? Acaba Külhan Beyli benim girdiğinize göre Külhan Beylilik mi gözüküyor? Onu da bilmiyorum. Hani ama şunu söylüyorum, özürüm şu. Ya hoşunuza gitmeyen, sizi dokunduran, dokunan, rahatsız eden tabir şahsıma aittir. Yani sizi rahatsız eden, memnun ettenleri sana aittir. Ama böyle insan olduğum için dokunuyor böyle. Yani hem yapmazsın, hem yapmasın, hem de yanlışı yaparsın, bir de doğru ifade edildiği zaman susturmak istersin. O da ağrıma gidiyor. Bizi de rahatsız ediyor. Beşer olduğumuz için, insan olduğumuz için bazen kendi rayımızın dışına çıkıp öyle belki Külhan Beylilik gibi şeyler oluyor. Olduğunu da zannediyorum tabii. Adam mesela gidiyor sadeleştirmeyi tercümeyle karıştırıyor. Geldi girme yani. Bir de cahillikle, sivrilikle itham ediliyorsun. Sivri. Ustadın talebeleri de dahil bunda. Ustad da dahil. Risale-i Nur da dahil. Ustad müsaade etmiyor. Sivri. Şimdi orada anlatırken mecburi ister istemez duyguların karışıyor yani. Risale-i Nur sivri zaten abi. Evet. Yani o adama duyurulur. Şimdi sivri olmasaydı bir sistem, bir düzen kurmak isteyen adamın düzenini bozmak evet, için algılandı ya abi oradan taraftan. Baş, ona şey yapmayayım çünkü baktım şey olacak. Hem dalaletin yolunda sabıkan beyan edildiği gibi esfeli safilene insanı öyle bir sukut ettiriyor ki az kaldı zamanımız. Hiçbir medeniyet, ha burayı okuduk. Ama şu bitireyim. Hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları ve o derin zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyat-ı beşeriye, hiçbir kemalat-ı fenniye insanı çıkaramadığı halde Kur'an hakim İman ve ameli salih ile o esfeli safiline sukuttan insanı Allah iyiliğine çıkarır. Ve delail-i kati ile çıkarmasını ispat ediyor. Ve o derin kuyuyu terakkiyat-ı maneviyenin basamakları ile ve tekemülat-ı ruhiyenin cihazatı ile doldurur. İşte onu zaman ve mekanın insan üzerindeki tesiri ve ondan çıkarmanın yolu işte bu ubudiyettir. Yani kulluklardır. Mesela namaz vakti senin şey yaptı oradan açılmıştı. Namaz vakti şey yapınca öğlenin ikindi ha falan diyorsun. Vay be bayağı da daldı kayışı demeye fırsatını veriyor sana namaz. Yani zamana ve mekana hükmetme fırsatı veriyor. Mesela aldın ya tesbihi semaya bakıyorsun. Bodrum'daydın çalışıyordun. Subhanallah, subhanallah, elhamdülillah. Vay be bayağı da o zaman geçmiş ha falan. O... Hemen olayın dışına çıkıyorsun yani. Namazda dışarı. Namaz olmasa olayın dışına nasıl çıkacaksın? Kahve içerken bile, sigara içerken bile hala olayın içindesin. Yani ruhsal bir format atman gerekiyor. İşte müşeveşiyetten bir çıkmamıza da sebep ubudiyettir. Çok ilginç. Kuyuya benzetiyor. Ha? Yani başta da demiştim. Kuyuya benzetiyor. Terakkiyat şey. Demek ki ubudiyet hayatın nizamlamasına, hayatı fark etmemize vesile oluyor. Ubudiyet ile bir böyle bir zata ihtiram manası değil. Ubudiyetin içerisinde kendini fark etme var. Mevcudatın dışına atma var kendini. Mevcudatın dışında kalıyorsun, mevcudatı yorumluyorsun. Yani dağda olan adam dağı göremez. Dağın dışına çıkması lazım. İnsanların bu cemiyet hayatının akıcılığı içinde devamlı yaşayan, büyüyen insan bu cemiyeti yorumlayamaz, anlayamaz. İçinde çünkü miskamber zannediyor.
Allah bir misal vermiş ya bu konuda 8. sözde. Şimdi kuyu dediniz, başta da bir kuyu geçmişti. Bahçeye dalan kardeş, bahçeyle uğraşan siyaset haberlerinde kuyudan çıkamıyor. Çıkamaz. Yani terk eden kuyudan çıkıyor. Müşerreş. O zaman merdivenlerde şey yapıyor. Evet. Mesela adam saat başı haber. Yani haber için haber dinlemiyor. Sıkıntısını oldu olmadı gitti git vay falan falan Allah bereket ver. Bir saat geçti yani. Sıkıntıdan çıkmak için yapılıyor. İşte bunu bunun içinde gömülen bu sözüme de, ne der biliyor musun? Aynı böyle ben o oluyorum o böyle. Soft, soft ya Sofia. Basmıyor kafası. Hizmeti bir şey de anladı yok. Yani dövük cahil olacağız. Bildin de ne oldu? Haberi seyrettin bitti. Koltuğa yaslandın. Of be iyi ki seyrettim ne kadar rahatladım ya. Bu ne rahatlıkmış ya. Az kaldı bunu kaçıracaktım. Oh. Her haberden sonra sıkıntın artıyor mu artmıyor mu? Aptal mısın be kardeşim? Ne sıkıntını artırıyorsun? O abi bilmeyecek. Ne oldu bildiğinde? Sıkıntın arttı. Başka ne oldu? Bir tane körü söyle bana. Bir tane. Olayı değiştirebildin mi? Değiştirebilecek misin? Yok. Niye enkaz alıyorsun? Niye bilmiyorsun? Niye anlamıyorsun ki olumsuzlukların kaynağıdır haber? Evet sayın seyirciler, Antalya'dan kalkıp Mersin'e uçmak isteyen bir sivrisinin kanadı kırıldı. Bu haber yapıyor. Ama Bingöl'de bir iş adamı 1000 kişiyi doyurdu ve giydirdi. Ah onu haber yapmaz. Böyle bir haber gördünüz mü? Bir iş adamı 1000 kişiyi doyurdu ve giydirdi. Vay be Karaman'la. Yayılır ha bu. Herkes yapar bu sefer. Olur mu? Ama sivrisinin kanadı kırıldı rüzgarla o haber olur. Evet bekliyoruz. Hastanede ameliyat olmak üzere falan. Biz hepten hayvan olmuşuz ya. Semer vurmuşlar bize ya. Dalga geçiyorlar. Peki dünyada haberin var mı? Yakında gideceğim gidiyorum. Almanya'da en uzun dünyanın en büyük şeylerinde sanayi ve devletinde en uzun haber ben 10 dakika haber görmedim. En uzun 7 nokta küsur dakika haber gördüm Almanya'da. 7 dakikalık bir emal. Mesela Angela Merkel Türkiye'ye gelecek. Tayyip Erdoğan'la bir sürü birkaç tane anlaşma yaptı. Tamam o kadar ha. Detay detay yok. Alman halkına Angela Merkel gelmiş zıkkımın kökü Yahudi. Gelmiş başbakanla Cumhurbaşkanı anlaşma yapmış. Detay mı? Evet bekliyoruz. İçeride neler çıkacak basınca. Böyle bir şey yok. Anlaşma yaptılar diyor. O kadar. Hadi böyle bir şey varmış. Hiçbir Alman genelkurmayın başkanın adını bilmez. Bir şunu göreyim hadi. Biz HSYK'da kaç tane hakim var? Hakimlerin isimlerini biliyoruz. Öyle mi değil mi? Acayip bir şey ya. Kaç tane kaç lirayla kazandılar bilmem ne yaptılar. Ya adam genelkurmayın adını bilmiyor ya. Ben yeni öğrendim. 7 tane mi ne başbakan varmış Almanya'da. Eyalet başbakanlar ondan sonra bir başbakan var. Vay be Allah 10 sene demeli gidiyorum. İlk defa. Ya bu ışıklarda resim gördüm. O seçim propagandasına bakın. Işıklarda var ya alt yollarda. Başkanların resimleri, milletvekillerinin resimlerini asılır. Hiçbir tane seçim oldu, olacak Allah'ını seversen propaganda, arabalarla, mitingler yok. Seçim akşamdan 1-2 gün önce 2 defa oluyormuş. 3 defa oldu çok az. Açık oturma oturuyorlar. Sağcısı, solcusu, zındığıç bilmem nesi. Oturuyor falan yarım saat konuşuyorlar. Tamam hadi vallahi elini tutuşuyorlar gidiyorlar. Yani seçim olduğunu da bilmezsin ya ben orada. Ya, ne zaman oldu? Abi dün akşam seçim var. Dün ve seçim var dedi pazar günü. Nasıl anladın? İşte orada koymuş Merkel'in resmini, o da koymuş. Her yere de değil ha yolun. Işıklarda, arabaların durduğu yerlerde bir tane böyle bir tane daha böyle. Ben onu çakarım çiviyle ya, o resmi koyarım. O kadar. Niye? Adamlar enkazı olumsuzluklarına, nesillerine aktarmıyorlar. Çünkü onlar iş yapsın, bunu çiçeği keşfetsin, bardak yapsın adam. Ne anlar o siyasette şeyi? O kadar. Ha git seç, tamam bitti. Öyle kavga mavga yok. Kaostan istifade etmek isteyenler kaosu yapıyor. Kaos olabilmesi için istikameti düşünmemen gerekiyor. Kafan bin parça olması lazım. Hatta bunu sana söylerken bile bana kızman lazım. Çünkü kafandaki doğru dediklerin hep bu. Hemen bunları duyurken hem olur mu ya bilmek lazım falan. Tamam işte git bak sanayi devletine bak bakalım. Bunlar nasıl haber iş yapıyor? Bir de icraatları Allah yapıyor. Bir de kendine veriyorlar. Tabii. Usta diyor dinsizlik açıklıyor.
Yani kafa, ben kafadan şey yapıyorum. Müşeveşiyet ya. Evet. Arkadaşlar, olayın içinde olaya hakim olamazsınız. Bütün zaman-ı mazideki zulümatı dağıtıp o uzun zaman-ı mazi felsefenin gördüğü gibi bir mezar-ı ekber, bir Ademistan olmadığını, belki istikbali ve saadet ebediye atlamak için erva afiline bir medar-ı envar ve muhtelif basamaklı bir miracı münevver ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir nur istanı ve bir bostan olduğunu gösterir. Yani şimdi din en büyük müşeveşiyeti, yani çözümsüzlüğe iten nedir? Geleceği yorumlayamamak, izah edememekten. Kabir ve ötekisi. Kabir ve ötekisi. Yani neydi? Karma karışıklısızlık, düzensizlik, müşeveşiyet. Dimağımızda ve ruhumuzda bunlar oluyor. Onun sebebinden bir tanesi de şu son okuduğum, kabir ve sonrasını izah edememek. İnsanı bu çözümsüzlüğe itiyor. Mesela Almanlar nasıl yapıyor veya Fransızlar? Mesela hesap ediyor. Sabaha kadar kaç tane şişe ben bira veya içkiyle sarhoşluğumu gideririm? Sabah işime mani olmayacak. 4 tane içersem işime mani olur. 8'de ayılamam. 7'de ayılmam için kaç tane? 3 tane şişe olması lazım. Yani onu hesap ediyor adam. Devlet mi varmış? Müslümanlarda bu var. Devlette en köylü bile, çocuk bile, kadın, erkek bile, başbakan, genelkurmayla bizzat ilgilenen Müslüman devletlerde olur. Onlar da var, ben başbakan varım, şey var, hiç. Öyle bir şeyleri yok. Hamiyet yok yani. Öyle bir, ümmetçilik ruhu olmadığından, Irak'ta bir tanesi burnu kanasa, 2 derece sıkıntı yaptı, adam şimdi baklava yiyip gülüp eğleniyor. Onu belki de 10 sene alem İslam'da sarkız gibi çiğneyip her seyreden azap çeker. Oysa o burnu akan adamın hiç daha şimdi azabı yok. Anlıyor musunuz? Kendimizi onun içine sokuyoruz. Eşek oluyoruz. Yük taşımaktan zorlanıyoruz. Ne demek eşek oluyoruz? Şu. Aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslana koysan sistem bozulur. Sen şimdi çıkıyorsun insanlıktan, giriyorsun eşeğe. Eşek cesedinde insan ruhu, ola nasıl taşıyacağım ben bu yükü diyorsun. Yani o azabı Allah ona takdir etmişse, o anda ruhuna bir rahatlık, ferahlık vermiştir. Sen onundaki, ruhtaki ferahlığı bilemezsin. Sırf zahirde gözüken vücudun parçalanmasından al bak. Oldu bitti, cennete uçtu. Sen onu seyrede de onu seyrede bak falan. Ruhunu çökertiyorsun ve yapman gereken vazifeleri yapamıyorsun. Ne? Seyri sülüku kalbiyle, yani demek ki oraları da insanı müşeveşiyete, düzensizliğe, çözümsüzlüğe itenlerden bir tanesi de budur işte. Onun için okudum yani. İstikbali Allah'ın nazarıyla bakamamak. Başka bir yer, Mektubat 457'den son olsun bu. Seyri sülüku kalbiyle ve mücahede-i ruhiyle ve terakkiyat-ı maneviyle insan-ı kamil olmak için çalışmak. Bak, kaç tane sebep? Bir, seyri sülüku kalbiyle. İki, mücahede-i ruhiyle. Üç, terakkiyat-ı manevi ile insan-ı kamil olmak için çalışmak. Ne demek insan-ı kamil? Yani hakiki mümin ve tam bir Müslüman olmak. Gene anlamadım ben. Yani yalnız suri değil, belki hakikat-ı imanı ve hakikat-ı İslam'ı kazanmak. Gene anlamadım ustadım. Sadeleştirmişti bu bak. Yani şu kainat içinde bir cihette kainat mümessili olarak doğrudan doğruya kainatın Halik-i Zülcelal'ine abd olmak ve muhatap olmak ve dost olmak ve halil olmak ve aynı olmak, ahsen-i takvimde olduğunu göstermekle, gene anlamadım, kafan yok da ne yapalım artık, bundan aşağı inmez diyor. Kafan yok, ne yapsın yani? İlim senin seviyene inerse insan terakki edip nereye çıkacak? Sırf sana hitap etmiyor bu Kur'an vesaire sahne. Daha burada yani den kendi anlamadınsa kusura bakma, biraz böyle dirseğini aşıt. Biraz yap ilim. Öyle bedava yok. Hacı babanın böreği bile bu kadar ucuz değil yani. Biraz fiyatlıdır. Baklava bile kaç... 1 kilo baklava almak için Allah aşkına kaç saat çalışıyorsunuz? He? Tahmin edin. Yarım gün değil mi? Aşağı yukarı 50 TL olsa 25 TL falan en aşağı. Bak. 25 TL onlar yenmez ya, adamı zehirler ya. 50-50 değil mi? 50.
40-50. Bir günde ha. Ha neredeyse 50 milyon gündelik alan var mı? 30 yapasa 1,5 milyar tamam olur. O zaman yarım günün gitti. 3 milyar, 3 bin lira aylık alsa. Bak bir kilo baklava için yarım gün çalışıyorsun. Bu hakikatlar için yarım günde değil ha. Toplam koca bir günde 10 dakika vermiyorsun. Şeye kalkıyorsun, işe kalkıyorsun. Kadın ise çocuk alayım kalkıyor ama Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanında kalkmıyorsun. Allah'a da çocuğu sevdiğin kadar sevsen, işi sevdiğin kadar ahiretini ve Allah'ını sevsen, işe kalktığın gibi namaza da kalkardın. Lazcası bu. Kimse kimseyi aldatmaz. Ben kimseyi itham etmiyorum. Herkes kendi şey yapsın. Hakikaten bir tanesine dedim, hocam kalkamıyoruz falan dedi. Adana'da ders yapıyorum. Ben dedim ki, tamam geçiştirdim. Çay faslına geldim. Kalkamıyoruz sabah namazına. İyi. Onu anlattım yok. Erken yat yok. Hocam yani adeta diretiyor ya kalkmam. Dedim ki ne üretiyorsunuz hocam? Pamuk dedi. Ne alıyorsunuz? Paraya yatırıyoruz. Çuko birlik varmış. 6 ay. Eskidendi yani o bu hükümet yokken. Şimdi bilmiyorum kaç ay sonra veriyor. Dedim ki pamuk dedim kaç ay sonra alıyorsunuz? Hocam dedi en erken 3 ay. En geç 6 ay sonra çuko birlikten pamuk fiyatını alıyoruz. Peki çuko birlik dese ki pamuğu verdiniz. Tamam. Verdiniz ne verdinizse saat sabah 5'te ücreti tahsil edeceğiz. Parayı vereceğiz. Saati kurar mısın kurmaz mısın? Kalkar mısın kalkmaz mısın dedim. Dedi ki kalkmam dedi. Ulan helal olsun anladığım para içinde kalkmayan meğer niye kalkmasın? Yatmam ki hocam dedi kalkmam. Niye dedim? Ya uyursam dedi. Aynı böyle dedi o. Dedim ya pamuk fiyatı kadar mı değeri yok şu namaz, cennetin fiyatı olan namaz? He? Bu kadar değeri yok. Bak iki rekat namaz kılayım ben size. Verir misin bana oradan bir tane şey? Bufeye gittim parayı verdim. Para 1 lira. Kaç para? 750 kuruş. 250 kuruşu verdi. Tam elimdeyken sirkecide bufede 250 kuruş. Düşse kırrrr gitti. Paraya yuvarlak değil mi para? Bir, iki adım verdim. İki adım fazla da uzaklaşmadım. Eğildim, kalktım, geri geldim. Ya sabah namazın farzı. O kadar değil mi? Aman aman o kadar ya. Bak 250 kuruş düştü tırırt Allah belanı versin. Ha, gitmeseydin almıyorum. Diyor musun? Almıyorum lan seni. Der misin? Yok bir iki adım. Eğil, kalk, iki adımla geri gel. Sabah namazın farzı işte. 250 kuruş kadar değeri yoksa sabah namazın kılma canım. Onun için eğiliyorsun. Lan eğilirim ya ben bu para için. Paraya eğiliyorsun. Paraya eğiliyor musun, eğilmiyor musun? Eğiliyorsun. Patrona efendim olur baş üstüne. Eyvallah. Eğiliyorsun. Sporda eğiliyorsun, put yapıyorsun. Kung fu, tekvando şeylerinde secde ediliyor. Rükü. Allah'a yapılmıyor. Ya acayip hayatımızın içine baksak var ya. Ancak çıkınca gözüküyor. Hepten gülesi maskaralık oluyor ya. Dünyanın en maskara 10 tane gülünç şeyini çekmişler videosunu. Almanya'da bana söylettirdi Hasan denilen bir kardeşimiz. Abi dedi dünyada yılbaşıya yakın. Yılbaşı geçtikten sonra dünyanın en komik 10 tane hadisesi. Bir tanesi Türkiye'den çıkmış. Allah Allah dedim ya. Samsun'dan biraz dalgalı sandalların içinde 4 tane mi ne general var. Samsun'dan çıkıyorlar. Millet ha 10 tane maskaralık şeyi. Dalgalarla falan çıkıyorlar. Hemen o şeylerden atlıyorlar. General koca adam da yaşlı adam. Bembeyaz adam. Gidiyor orada bir heykel var. Heykele duruyorlar. Millet ha herkes gidiyor. İnsan heykele selam duruyor. Heykele. Biz baka o kadar normal ki gülmeyi bile unuttuk. Heykele selam duruyor. Gideriz şeye güleriz. Trenin önünde sığır var Hindistan'da. Vallahi Allah bunlar manyak mı ya? Tren duruyormuş saatlerce. Bir Allah'ın kulu inip de trenden önündeki sığırı kaçırayım hatırına gelmez. Niye? Olur mu ya?
Tanrı, ya bu kadar putperest, bu kadar basit adamlar olur mu deriz. Treni durdurmuş, herkes bekliyor. Vallahi ne zaman insaf olursa kalkar. Sır. Sır ne zaman insaf olur? Ne zaman isterse. Oğlum ama canlı. E bizim put ne zaman kalkacak belli değil. Cansız ya. Ay ne duruyorsun böyle? Kalkacağı da yok ya. Şimdi sığıra duruyor adam, cahil diyorsun. Puta duruyor adam. Kamil, medeni, çağ açmışız. Ona bunun da kalkacağı da yok ha. Sen kaldırmadıkça. Ona diyorsun kaldır ya. Olur mu ya bu bizim tanrımız? Ulan adamların bari tanrısı canlı. Yeniyor. Gübresi işe yarıyor. Bu ise hiçbir şey yapamıyor. Zarar. İşte 10 tane, ha siz güldüğünüz gibi bak gülmeyi öğrendiniz. Şimdi de güldünüz bak. 10 tane maskara hadisenden bir tanesi o. Ondan sonra tahlil ediyorlar. 4 tane general ya. 50-60 yaşında adam. Ya bir Allah aşkına bir insaflı düşünün hele ya şuna. 4 tane general inmiş. Hemen pah pah heyecanlı heykele duruyor. Emredersin. İşte şikayet ediyorlar. Şimdi Anıtkabir'e gidiyorlar. İşte falancayı sana şikayet ediyorum. Yazı yazıyor ulan. Ulan adam ne halde ya? Şimdi cehennem zebanileri onu ne hale sokuyor? Paşam, başbakan şöyle yaptı. Sana şikayet ediyorum. Cumhuriyetimize zarar verdi. Bilmem ne yaptı. Adam oraya zaten şikayet yazıyor. Can paşam dediğin gibi ilerliyoruz, yapıyoruz falan. Uyuyoruz, tatildeyiz, izindeyiz yani. Devamlı izin yapıyoruz. İzindeyiz diyor yani izindeyiz. İzin yapıyoruz yani. Tamam sen de izindesin zaten. Şimdi adam acayip maskaralık halimiz. Bunun ancak dışına çıkınca anlarsın. Dışına çıkmasan o bu dersi bu dinlesinler bizi gülerler. Onlar böyle güler. Vay be şunlara bak. Bir şeyden haberleri yok. Ya bir şeyden haberleri yok ha. Hindistan'dan haberimiz yok, Almanya'dan haberimiz yok. Ahiretten haberimiz yok, insan haberi yok. Puttan haberimiz yok. Acayip acayip garayip. Bunu zannediyor ki bir düşmanlıktan yok ya maskarayız arkadaşlar ya. Maskarayız ya. Heykele emredersin işte şöyle şöyle yapacağıma gidiyorsun Anıtkabir'de. Yazılıyor mu yazıyorum ben mi uyduruyorum? Şikayet ediyoruz. Takdir ediyoruz. Tamam paşam çizdiğin yoldan bilmem ne yapacağımıza falan. Duyuyor mu adam? İnan kim inanıyor? Duymayanla niye yazıyorsun? Yok ki mantık. Gözükmeyen diyor Allah'a inanılmaz diyor. Ortada olmayan adama şikayetler yazıyorsun, metiyeler yazıyorsun. Oluyor bu olmuyor. Şeyim onu bir de bir şey anlatayım da ondan sonra tam kesiyorum. Şeyler demiş ki Amerika şeyler Amerikalılar. Ya dedi bu Amerikalılar diyor öldüklerini ölülerine diyor çelenk götürüyorlar diyor. Ölü diyor çelenkten çiçekten ne anlar demiş. Çinlilere demiş Amerikalılar Japonlar. Çinliler Amerikalılara diyor. Yoksa ters mi söyledim? Ha şöyle ters söyledim. Çinlilere demişler ki Çinliler ölülerinin üzerine mezar yaparlarken pirinç atıyorlar. Tamam şimdi hatırladım. Mezarın içine pirinç atıyorlar. Amerikalılar demiş ki ölüye pirinç atıyorlar. Pirinç mi yiyecek demiş ölü. Çinliler demiş ki ne zaman ölüler kalkıp da diyor çelenkteki çiçeği koklarsa demiş bizimkiler de pirinç yiyecek diyor. Anladın mı? Aynı şey. Acayip bir şey. Ruh olmayınca onlar insan anlayışı bedendir. Bedeni hazlardır. İnsan budur. Öldü her şey bitti. Çünkü ölüm fizikseldir diyor. Bitti. İnsandaki anlayışları bedenseldir. O kadar. İnsan budur. 60 kiloyla değeri vardır. Saygını varsa, ağam, paşam varsa, makamı ve masası varsa, kasa ve masa. Ondan sonra o adam saygın. Başka saygınlık ne özelliğin var ki? Evet. Burada kesiyoruz. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâ salavat.